bu kitap bayağı sürükleyici. Ah, bir mesaj. Bu kadar çabuk mu? Hazırlansam iyi olur. İşte makyaj çantam. Önce biraz parfüm sıkayım. Gül gibi kokacağım. Başka ne yapsam? Ruj. Ah, bu biraz daha zor olabilir. Ama dişler bunun içindir. Yani neredeyse. Hadi seni. Yavaşça. Tamam, çıkıyorsun. Niye bu kadar zor ya? Ah, bu kadar yeterli olur. Kimi kandırıyorum? Palyaço gibi görünüyorum. Daha kolay bir yolu olmalı. Aa, şu diş ipi işime yarayabilir. Bunu nasıl kullanacağımı buldum. Diş ipini ruja sür. İp tamamen kaplansın. Sonra dudaklarına bastır. Ortaya X şekli yap. Sonra dudaklarının kenarlarını çiz. Aynısını alt dudağını da yap. Sonra da içini rujla doldur. Vay canına, şu dudaklara bak. Hey, kendini nasıl hissediyorsun? Harika görünüyorsun. Sana bir şeyler getirdim. Teşekkürler. Oo, bu yeni saç fırçası müthiş. Saçlarımı çok iyi parlatıyor. Şu saç savurmaya baksana. Müthiş değil mi? Harika. Mükemmel. Güne başlamaya hazırım. Aa, elinin saçları ne güzel. Keşke benim saçlarım da böyle olsaydı. Tamam, gitti. Onun fırçasını kullanayım. Şu lastiği çıkarayım. Bu haksızlık. Benim de saçlarım öyle görünsün istiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Bu kesin işe yarayacak. Pekala. Önce üst kısmı geriye atıyorum. İyice sağlam olsun. Tamam, oldu. Şimdi yolumdan çekeyim. Şimdi saçlarımın kalınını toplayacağım. Aynı saçımın üstü gibi. Bu da sağlam olsun. Tamam, işte oldu. Sıradaki adıma geçelim. Üst kısım alttaki lastiği kapayacak. Tuhaf diken diken at kuyruğuna son. Sanki tek bir at kuyruğu gibi görünüyor. Daha çok parlaması için tekrar elinin fırçasını kullanayım. Vay Eva, saçların harika görünüyor. Sağ ol Eni, aynı seninki gibi güzel ve parlaklar. Çok güzel gerçekten Eva. Bana sormadan fırçamı kullandığını biliyorum. Ve işte sanırım budur. O da çok dağılmış. Bu çok iğrenç. Biraz işe yara da şu giysileri topla. Peki sonra yapsam. Bye bye. Ne? Hayır. Gel buraya. Tek yaptığım temizlik. Of hadi ama. Peki her yeri toplayacağım. Bu kız ne kadar makyaj yapıyor. Sonu gelmiyor. Keşke bunun için bana para ödenseydi. Vay canına. Yani ne kadar çok sünger kullandığı şaşırtıcı. Cidden mi? Bunun altında da mı? Sanırım hepsi bu kadar. Ah belim, bu iş için fazla yaşlıyım. Elbiseleri de kaldırayım. Gerçekten mi? Onunla bir konuşmalıyım. Girin şuraya bakalım. Sanki zamanımı böyle geçirmeye bayılıyorum da. Neyse ki çamaşır makinesi var. Süngerleri çabucak temizlemenin yolunu biliyorum. Makyaj süngerlerini bir leğene ya da lavaboya boşalt. Büyük bir ölçü leke çıkarıcı koy. Sonra üstüne biraz su dök. Baloncuklara bak. Demek ki işe yarıyor. Süngerler iyice ıslanınca suyu boşalt. Temiz suyla durula ve deterjan kalıntılarını temizle. Süngerleri sık.
Bak ne kadar temiz oldular. Hem çok iyi işe yaradı hem de zaman kazandırdı. Hah, neredeyse unutuyordum. Şunları alayım. Ne? Ne oldu? Mevki! Aa! Bu şey gece gibi çıkmış. Canlı gibi. Bundan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Tam bu işe yarayacak bir şey biliyorum. Bu değil. Kapatıcı yardıma koşar. Bunu görüntüden sileceğim. Bundan biraz daha lazım. Kaptan sürmeliyim. Hala mı orada? Yeter ama. Günlerin sayılı sivilce. Bu biraz belli oluyor sanki. Öf. Acaba bu işe yarar mı? Denemeye değer. Artmış mavi veya yeşil toz farın varsa kapatıcıyla karıştır. İyice karışmaları için fırçayı kullan. Ve sivilcenin üstüne fırçayla hafifçe vurarak sür. Birkaç katman sürmen gerekebilir. Aman tanrım! Böyle görürsün gününü pis sivilce. Renklerin sihri budur işte. Bu kırmızı dudaklar bayağı iddialı. Kalemi unutma. Üff! Saçım niye hep bunu yapıyor? Çok sinir bozucu. Üf! Yolacağım resmen. Üf! Aslında sanırım ne yapacağımı biliyorum. Kalemi alıp şuradan sok. Alnın boyunca döndürmeye devam et. Bak, ne güzel bir model oluşuyor. Bitince saçı tut. Ve ucuna havalı bir tokat tak. Çok şık. Artık makyajına karışamaz. Müthiş. Hey, kusuruma bakma, geciktim. Oo, saçın çok havalı olmuş. Sağ ol. Açlıktan öldüm, ısmarladın mı? Bakar mısınız?